Arkadaşlarım, ben Erdem İlkay. Bugün tekrar sizlerle beraberiz. Uzun bir aradır video atamıyordum maalesef May dersleriyle ilgili. Biliyorsunuz malum işlerimizin yoğunluğu oluyor. Bir yandan diş tedavim vardı. Ondan dolayı bir süre atamadım. Bugün gene bana çok fazla sorulan bir soruyla ilgili sizler için bir video çekmeye çalışacağım. Sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Çok fazla soru soruluyor. İşte Erdem abi elimde bir mey var. Acaba bu mey hangi karar sesi oluyor? Hangi karar sesi veya örnek veriyorum bir de şöyle bir durum da var. Örneğin elimizdeki mey diyelim ki la meydir ama kamış uzun veya kısa olduğu zaman otomatikmen ne olur? Karar sesi değişebilir. İşte bu nasıl oluyor? Bunlarla ilgili size bilgi vermeye çalışacağım. Sizler de YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bundan sonraki ders videolarından da hem haberdar olmuş olursunuz hem de yaptığımız sizler için yaptığımız hazırladığımız çalışmalara da ulaşırsınız. Hepinize ben şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, şimdi karar sesi nedir? Öncelikle bununla başlayalım. Şimdi karar sesi dediğimiz M enstrümanında daha önceki ders videolarımda zaten M üzerindeki nota yerlerini anlatmıştım. Bir sefer daha tekrar sizlere göstereyim öncelikle. Ne dedik? Hepsi kapalı. Fa. Bir parmak açtım. Sol. Bir parmak açtım. La. İşte bu la bizim karar sesimiz oluyor. La sesini üflediğimiz zaman çıkan ses akort aletinde hangi sese denk geliyorsa bizim elimizdeki enstrümanın karar sesi olur. Yani elimizdeki enstrümanın karar sesine bakarken la perdesinde üfleyerek meyin hangi karar sesinde olduğunu bu şekilde bakıyoruz. Şimdi nota yerlerini tekrardan bir sefer daha size göstereyim öncelikle. Fa, sol, la karar sesimiz dedim. Si, do, re, mi, altı açıyorum fa, en üstü açıyorum sol. Evet, karar sesimiz la. La'da üfleyerek akort aletiyle bakacağız ve elimizdeki enstrümanın hangi karar sesinde olduğunu öğrenmiş olacağız akort aletiyle. Şimdi enstrümanda akortla ilgili size karar sesiyle ilgili şunu da söylemem gerekiyor. Şimdi örneğin elimizde diyelim ki la mey var ama la meyin üzerindeki kamış da la meye uygun olmalı.
Şimdi bu sıkıntıyı çok yaşıyoruz. Örnek veriyorum. Diyelim ki lameyin belli bir boyutu var. Her ustanın kendine göre de bir ölçüsü var. Örnek veriyorum. Kimi usta yapıyor 27 santim civarı. Kimi usta yapıyor 28 santim. Kimi usta iç açısını daha geniş tuttuğu için çapını, örnek veriyorum, diyelim ki 29 santim olabilir. Her ustanın kendine göre bir ölçüsü var. Ona göre de o yüzden bu standartta değil zaten. Şimdi örnek veriyorum, soruluyor. Abi benim elimdeki meyla ama büyüflüyor. Örnek veriyorum, karar sesi solle denk geliyor. Veya fadiyeze denk gelebiliyor. Çok büyük kamış takılmış üstüne. O yüzden enstrümanımızı ayarlarken, akortlarken kamışla gövde birbirine uyumlu olmalı. Zaten biz ayarlama akortlama dediğimiz budur. Yani bu birbirine uyumlu olmalıdır. O yüzden dediğim gibi enstrümanda karar sesine, la perdesine üfleyerek bakacağız. Birazdan zaten ben size bunu uygulamalı olarak göstereceğim. Akort aletiyle, programıyla beraber bunu size göstereceğim. Bu arada bu akort aleti zaten Android ve iOS uygulamalarında bunlar var. Hem ücretsiz programlar var, hem ücretli programlar var. Onları indirip, tabi onların içinde bazıları sağlıklı çalışmıyor, bazıları iyi çalışıyor. Onlar da önemli. Ben ClearTune diye bir program var. Onu kullanıyorum. Gayet de güzel. Şimdi bir de bu karar sesine iki türlü bakabiliriz. Bir, biz karar sesinde üfleriz. Akort aletinin üzerinde bir ibre vardır. Bu ibre oynayarak örnek veriyorum. Ya örnek veriyorum, akort programına göre bazılarında Türkçe yazıyor. Örnek veriyorum do, re, la veya bizim bunları yani dünya müziğinde kullanılan notaların karşılıkları var. Örnek veriyorum size, la notası A olarak yazılır. Si notası B. Do notası C olarak, Re notası D, Mi notası E olarak, Fa notası F harfiyle, Sol notası G harfiyle. Batı dilinde notaların karşılıkları bu şekilde olur. Bunu da hem bilmeyen arkadaşlar için söylemiş olayım. İsterseniz tekrar da edeyim. La notamız A harfiyle, Si notamız B harfiyle, Do notamız C harfiyle, Re notası D harfiyle, Mi notamız E harfiyle, Fa notası F harfiyle, Sol notamız da G harfiyle gösterilir. Şimdi bazen de bu notaların yanında bizim bemol ve diyez işaretlerimiz var. Bemol işaretimiz B şekline benzer. Bemol işaretimiz demek notanın olması gerektiğinden yarım ses daha pest veya tam müzik terimlerini bilmeyen arkadaşlar için yarım ses daha kalın olması demektir. Yani olması gerektiği yerden yarım ses daha kalın aşağıda olması, pest olması demektir. Diyezde ise diyez işaretimiz, örnek veriyorum, sol diyez dedik. Sol diyez demek sol notasından yarım nota daha ince olması anlamına geliyor. Burada ara bilgi olarak size bunu da vereyim. Şimdi bir diğer şey de şu. Biz enstrümanımızda karar sesine bakarken şuna dikkat etmeliyiz. Örnek veriyorum, üflerken böyle ne çok yumuşak ne de çok böyle yüklenerek üflemememeliyiz. Yani orta şiddette üfleyelim ki enstrümanın dengeli çalımı ancak o şekilde olur. Çok gevşek üfleyerek bakarsanız akorta, o zaman akort zaten pest olması gerektiğinden daha düşük gelebilir. Ya da çok dudağı sıkarak, yüklenerek çalarsanız bu sefer ne olur? Daha tiz olabilir akort. O yüzden biz enstrümanın akortuna bakarken, karar sesine bakarken orta şiddette üfleyeceğiz. Her zaman zaten orta şiddette üfleyerek çalmak en sağlıklısı ve en doğrusudur. Çünkü orta şiddette üflerseniz enstrümanı kontrol etme şansınız olur. Yani kamışa hükmetme şansınız olur. Yeri gelir biraz yumuşak üfleyip pestleştirebilirsiniz. Ya da daha dik üfleyerek, dudakları sıkarak, şiddetli üfleyerek sesi tizleştirebiliriz. Yani kontrol bizim elimizde olmuş olur. Evet. Şimdi bir de bir sorulan soru da işte, abi bu niye mesela farklı farklı boylarda
mey var. Şimdi farklı farklı boylarda mey olmasının sebebi şöyle bir mey daha var, onu da göstereyim. Örneğin elimde iki tane mey var. Bir tanesi orta boy, bir tanesi biraz daha büyük. Örnek veriyorum. Bu mey la karar. Bu elimdeki mey de örnek veriyorum fa diyez karar. Şimdi karar sesi dediğimiz zaten farklı boylardaki mey farklı notadaki mey anlamına geliyor. Yani bu la mey, bu da fa diyez karar mey. Notası değişiyor. Nota sesi, karar sesi diyoruz biz ona. Karar sesi değişiyor. Bu fa diyez karar, bu da la karar. Yani boy değiştikçe enstrümanın karar sesi, notası değişiyor. Enstrüman büyüdükçe ses kalınlaşırken, toklaşırken enstrüman küçüldükçe de ses daha tiz, daha ince bir hale gelir. Evet, şimdi farklı bir soru bakalım. Evet, bir de bir konuyu daha dikkatinizi çekeceğim. Özellikle çok fazla bu konuda geliyor. Devamlı fotoğraflar geliyor. Abi, internetten mey aldım. Ses çıkartamıyorum bundan. Ya da işte abi acaba bunun püf noktası nedir? Ya da abi la diye aldım ben bunu, üflüyorum fa geliyor. Bu tarz çok fazla gerçekten mesajlar geliyor. Her seferinde inanın uyarıyorum, söylüyorum. Arkadaşlar, bu enstrümanı öğrenmek istiyorsak elimizde gerçekten çalınabilecek kalitede bir enstrüman olması şart. Yani her videoda bunu özellikle söylüyorum. Gerçekten yazık, günah. Yani internette hepsini söylemiyorum ama müzik mağazalarının birçoğunda satılan ürünlerin çoğu turistik ürünler. Yani çalınabilecek kalitede ürünler değil. Çünkü gerçekten bu enstrümanın sadece bir kamışını bile yapmak ciddi anlamda çok büyük bir emek istiyor. Yani usta bunu yapıyor, onun haricinde biz getiriyoruz. İnce ayarlarını kendimiz uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Daha rahat çalınabilecek hale getirmek için uğraşıyoruz. Enstrümanla kamışı birbirine uyumlu olacak şekilde, seslerin doğru geleceği şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Zaten bunları yapmazsanız bir enstrümandan doğru ve sağlıklı sesleri de alamayız. O yüzden tekrardan bu konuyla ilgili uyarmak istedim. Bu enstrümanı öğrenmek istiyorsanız yazık, günah. Sakın paranızı gidip de işe yaramayacak çar çöpe vermeyin. Güvendiğiniz ustalara, gerçekten sanatından emin olduğunuz ustalardan enstrümanı temin edin. Bu konuda gerçekten çok fazla geldiği için tekrar uyarmak zorunda kaldım. Evet, şimdi yavaş yavaş akort aletiyle ben size uygulamalı olarak şimdi nasıl enstrümanın karar sesine baktığımızı şimdi sizlere göstereceğim. Hemen geliyorum. Evet değerli arkadaşlar, şimdi akort aletiyle elimizdeki enstrümanın hangi karar olduğunu şimdi uygulamalı olarak ben size göstereceğim. Bunu yaparken iki türlü yapabiliriz. Şimdi bazılarının, örnek veriyorum, müzik kulağı iyidir. Duyduğu sesin diğer sesle aynı olup olmadığını anlayabilir. Zaten bunu yapabilen arkadaşlar akort aletinden ses alarak da kontrol edebilir ya da grafik üzerinden bakıp da kontrol edebilir. Öncelikle örneğin ben bir enstrümanı akortlarken ses alarak akortlarım zaten. Direkt çaldığım zaman bütün dengeyi anlamış olurum. Şimdi öncelikle ses alarak nasıl yaptığımı göstereyim. Bakın. Şimdi akort aletinde, evet, gördüğünüz gibi sesimi A harfine, yani la sesine getirdim. Elimdeki mey de la, zaten ayarladım, akortladım. Şimdi bakıyorum, örnek veriyorum. Buradaki sesle elimdeki mey'in akort sesinin aynı olup olmadığını zaten üflerken anlayabiliyoruz. Şimdi önce bakalım bu şekilde. Bakın, sesi zaten duyuyorsanız ikisi tek ses gibi geliyor. Aynı. İşte dediğim gibi bunu ama herkes yapamayabilir. Yani müzik kulağı çok iyi duymayan, kulağı çok sağlam olmayan birisi bundan aynı olup olmadığını anlayamayabilir. Ben bunu sadece bir örnek olarak gösteriyorum. Yani bunu duyabilen kişi bu şekilde bakabilir. Örnek veriyorum, elimdeki mey la, la sesini açıp bu şekilde kontrol ederim.
Gördüğünüz gibi sesim tam tutuyor. Şimdi de grafik üzerinden şu şekilde, şimdi bu şekilde grafik üzerinden bakarken bakın, açtım. Sesi duyarak akort aleti baktığı zaman çok hassas olur. Zaten şu an bakın, kendiniz de görüyorsunuzdur. Benim konuşma sesimden bile devamlı gidiyor geliyor ibre. Şimdi bu şekilde elimizdeki enstrümanın karar sesine bakarken vibrasyonu çok fazla yapmayacağız. Çünkü vibrasyonu yaptığımız zaman bu akort aletleri nefesli enstrümana özel olmadığı için çok hassaslar. Hassas da olduğu için böyle devamlı oynar, bu sefer sağlıklı bakamazsınız. Biz M enstrümanında bu şekilde akort aletleriyle kontrol ederken düz üfleyeceğiz. Yani şöyle vibrasyon yapmadan. O zaman sağlıklı sesi alabiliriz. Evet. Şimdi üflüyorum, bakıyorum. Gördünüz, A harfinin üstünde yeşil yandı. Bu ne demek? Enstrümanımız La notasına tam uyumlu demek. Yani o yeşil yandığı zaman 440 tam ses anlamına geliyor. Bir daha göstereyim. Dediğim gibi vibrasyon yapmadan düz üfleyerek kontrol edeceğiz. Dersin başında söylemiştim. Ne çok gevşek ne de dudaklarımı sıkarak çok hızlı yüklenerek değil. Orta şiddette vibrasyon yapmadan düz üfleyerek bakacağız. Evet, gördüğünüz gibi bu enstrümanımız La karar sesine ayarlanmış durumda. La mey. İşte karar sesi dediğimiz elimizdeki enstrümanın hangi karar sesi, hangi nota olduğunu gösteriyor. Bu la mey. Elimizdeki ayarlı. Şimdi bu arada abanoz ağacı zaten renginden de bazı arkadaşlarımız bilir. En kaliteli enstrümanlardan, enstrüman ağaçlarından bir tanesi granadil abanoz ağacı. Evet, şimdi farklı bir moy. Daha uzun bir mey. Bununla da mesela bakalım. Bakın. Fa ve yanında şuradan göstereyim. Fa ve yanında diyez işaretimiz var. Bu ne demek? Fa sesinden yarım ses daha ince. Evet, bakın şimdi sesten bakıyorum. Şimdi ses alarak baktığımız zaman zaten müzik kulağı sağlam olan birisi karar sesi alarak çaldığı zaman perdelerdeki herhangi bir dengesizlik, bir sıkıntı var mı bunu zaten fark edebilir. Ama demin de dediğim gibi bunu yapamayan arkadaşlar ise deminki gibi grafik açarak, evet, ses alarak, yani dışarıdan ses alarak, demin de dediğim gibi vibrasyon yapmadan yumuşak üfleyerek bakacağız. Gördüğünüz gibi fa diyezde durdu. Şimdi bu
Bizim enstrümanımızda üflememiz her zaman, örnek veriyorum, aynı standartta olmayacağı için, örnek fa diyeze gelir ama bir küçük, yani çok küçük, hafif kenarlara gidip gelebilir. Bu normal bir şey. Önemli olan fa diyez veya hangi la notasındaysa, yani ortaya yakın, ortanın hemen kenarlarında olması önemlidir. Çünkü bizim enstrümanımızda bir telli enstrüman gibi çekip, örnek veriyorum, mızrapla vurduğunuzda hep aynı ses almanız mümkün değil. Her üflememizde değişebilir. O yüzden dediğim gibi orta şiddette düz şekilde üfleyerek bakacağız. Örnek veriyorum, la notası tam ortaya doğru geliyorsa enstrümanımız zaten ayarı, akortu güzeldir. Demin de akort aletinde de gördüğünüz, ortada yeşil ışık yandığı zaman demektir ki sesimiz tam tutuyor anlamına geliyor. Bu şekilde enstrümanımızın hangi karar sesi olduğunu kontrol edebiliriz. Umarım sağlıklı bir bilgi olmuştur. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Gerçekten kolay değil. Yani bizler anlatıyoruz ama müzikal çok fazla bilgi birikimi olmayan insanlar ciddi anlamda biz ne kadar anlatsak da zorlanabiliyorlar. O yüzden ben elimden geldiğince daha basit ve anlaşılabilir şekilde de anlatmaya çalıştım ki o arkadaşlar da tam anlamıyla anlayabilsin, nasıl yapacağını daha iyi öğrensin diye. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Tekrardan ben hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımı takip ederseniz, abone olursanız, bildirimleri açarsanız, dediğim gibi bundan sonraki videolara da, bundan önceki dönemdeki May dersleri videolarım var. Onun haricinde normal çaldığım enstrümantal videolar var, sahne videolarımız var. Hem onları da izlemiş olursunuz. Beğeni yorumlarınızla bize destek olursanız çok sevinirim. May ile de ilgili aklınıza takılan sorular varsa videonun altına yorum şeklinde yazarsanız inşallah uygun zamanda o konularla da ilgili elimden geldiğince, nefesim yettiğince sizlere bilgi sunmaya çalışacağım. Hepinize saygılar sunuyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Saygılar.